Herkese merhabalar. Kapanışa doğru YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dün borsa tarafında bir miktar kırmızı mumların hakim olduğunu görmüştük. Özellikle JP Morgan raporunun bankacılık sektörüne olan etkisi bir miktar daha satışlarda öncülük etmişti. Bugün ise baktığımız zaman da tekrardan tam tersi olarak X-Bank öncülüğünde yukarı yönlü hareketlilik görüyoruz. BIST 100 endeksinde %1,90'lık bir yükseliş var akşam saatlerinde. X-Bank'a baktığımız zaman ise %4,87'lik primli seyirin devam ettiğini görüyoruz. Bir miktar daha buradaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. BIST 100 endeksinde özellikle 8000 puan seviyesinin üzerindeki kalıcı hareketliliği önemsiyoruz. 8000 seviyesi yakından takip edilebilen seviye olarak karşımıza çıkıyor. Yine güncel önerilerimiz bulunuyor. Biliyorsunuz dün Teknosa tarafına bir önerimiz gerçekleşmişti. Bugün de bir miktar daha Koç Holding tarafına bir önerimiz bulunuyor. Önerilerimizle ilgili detaylı bilgileri de uygulamamız üzerinden kontrol edebilirsiniz diyelim. Bir miktar daha yurt dışına baktığımız zaman da dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlerin sert bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Özellikle 102.80 bandına doğru geri çekim hareketi gerçekleşti. Bu da dünkü kapanış yayınımızda bahsetmiştik. Hatırlarsınız 103.50 dolar endeksinde önemli bir direnç hattıydı. Bu 103.50 bandan alınan tepki sonrasında bir miktar daha 102 bandlarındaki dengelenme hareketinin dikkat çektiğini görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yine 4.08 bandında, bu da 4.10 bandından alınan tepki vardı. %4,08'lik bir hareketlilik burada söz konusu diyebilirim. Tüm bu gelişmelerin ışığında dolar endeksindeki geri çekilme etkisiyle beraber hem de ABD tarafındaki bu teknoloji hype ile Wall Street endeksinde de yukarı yönlü hareketlilik görüyoruz. Özellikle Netflix tarafında hem burada ciddi miktarda bilanço beklentisi vardı. Beklentinin üzerinde kalan bilanço açıklaması ve özellikle yeni abone sayısındaki artışla beraber Netflix tarafında yukarı yönlü hareketlerin inme kazandığını gördük. Netflix tarafındaki bu yukarı yönlü hareketlilikte Nasdaq 100 endeksinde de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini sağlamış gözüküyor. Vadeli tarafa baktığımız zaman akşam saatinde işlemin 17.550-17.560 bandında devam ettiğini görüyoruz. Bir miktar da ABD tarafında teknoloji teması hakim olmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki geri çekimin etkisi de Euro-Dolar paritesine de miktar olumlu yansıdı. Paritede özellikle yukarı yönlü hareketlerde 1.094, 1.098 ve 1.10 dirençlerini takip etmeye devam edeceğiz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.091 daha sonrasındaki hareketleri 1.088 ve 1.086 destekleri karşımıza çıkıyor. Onun dışında bugün PMI verileri de yakından takip edildi. Almanya ve Euro bölgesinde açıklanan PMI verilerine baktığımız zaman da bir miktar daha burada eşik seviyenin altında ve beklentilerin altında ortalama olarak kalan veriler gördük. İngiltere tarafında sadece bir miktar hem eşik değerin hem de beklentilerin üzerinde kalan hem bileşik PMI hem de hizmet PMI verileri gördük diyebilirim. Kapanışa doğru piyasalarla ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz videomuzun aşağısındaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.